Çocuklar hadi günaydın. Hadi. Sevgili dostlar, herkese günaydınlar. Hakone'deyiz. Japonya'nın çok güzel bir yeri, ilçesi. Dağların arasında bir oteldeyiz arkadaşlar. Otelin ismini hemen size söyleyeyim. Olur da buralar yolunuz düşerse. Hotel Indigo denen bir otel arkadaşlar. Çok güzel bir tesis yapmışlar. Dağların arasında böyle. Hem de tam önümüzden nehir geçiyor. Şimdi biraz dağınıkız çünkü sabah yeni kalktık. Kahvaltılar falan yapıldı. Yola çıkacağız arkadaşlar. Size bugün Hakone civarlarını gezdireceğim. Ve burada çok güzel yerler var. Özellikle göl var bir tane. O gölün oraya gideceğiz. Ve burada dedim ya az önce. İşte o ve burada da arkadaşlar Fuji Dağı var ya. Japonya'nın ünlü Fuji Dağı. Onu arkadaşlar göl kenarından görebiliyormuşsunuz. Ben fotoğraflarına baktım. Ben fotoğrafların yalancısıyım. Gayet güzel gözüküyor. Sizlere o güzel anları paylaşacağım. Ondan sonra çocuklarla eğleneceğiz. Hep beraber güzel bir gün olmasını istiyorum. Eğer bugün içerik bol olursa bu bir tane Hakone videosu olacak. Çünkü daha sonra biz yani yarın Fuji Dağı'nın eteklerindeki başka bir kasabaya geçeceğiz arkadaşlar. Orası da çok güzel. Anlayacağınız ben elimden geldiği kadar sizlere böyle doğal içten bir video yapmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım yolculuk başlıyor. Arkadaşlar çocuklar hazırlanana kadar ben size biraz oteli göstereyim. Ha, bugünkü videomuz böyle otelden başlasın. Şimdi aracın olduğu yere gideceğiz. Önce bir resepsiyon tarafına inelim. Otel çok güzel. Eşim burayı Google'dan bulmuş. Puanlaması çok yüksek. O yüzden burasını dedi tercih ettim dedi. Tamam dedim o zaman güzelmiş. Ama ben bu kadar içte olduğunu fark etmemiştim. Yani ben biraz daha böyle şehir kalabalık, yani biraz daha böyle hareketli bir yer falan zannediyordum. Dün bir geldik, aa baya baya dağların arasındayız. Buradan mesela bir tane çok yakınlarda bir köy var. O tarafa giderseniz biraz daha hareketli. Nereden baksanız bir 20 dakika araç kullanmanız gerekiyor. Bizim etrafta da bir tane alan var. Yani yaşayan insanlar var, bir yerleşke var ama çok kalabalık değil. Akşam mesela dün yemeği biz bu otelde yedik. Yemek falan güzeldi. Ama otel ne diyeceğiz? Bir tek pahalı arkadaşlar. Yani gecesine 10 bin lira falan veriyoruz burada. Yemek falan yedik. Yemek de yine vallahi 4 bin lira falan tuttu. 5 bin lira falan tuttu. Böyle hani biraz size bilgiler vermeye çalışıyorum ki en azından buradaki fiyatları da bir anlayalım. Çünkü bu taraflara yolunuz düşebilir. Evet arkadaşlar bakın. Şurası işte arkadaşlar. Bizim kaldığımız yer Hakone. Şu var ya Hakone. Hakone arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz Fuji Dağı. Bu göl. Bu göl de çok ünlü. Gölün ismi neydi? Ha burada yazıyor. Lake Ashi. İnternetten araştırabilirsiniz. A-S-H-I. Ashi diye okunuyor. Lake Ashi. Gayet güzel. Servis de çok iyi. Kaliteli bir otel zaten. Şöyle biraz da size ortamı göstereyim. Burası az önce kahvaltı ettiğimiz yer. Dün akşam yemeği burada yedik. Kocaman bir tane bar yapmışlar. İçerisi bu şekilde. Yalnız şunu fark ettim. Çalışanlar içerisinde Nepalliler var dostlar. Tokyo'da da karşıma çıkmıştı Nepalliler. Burada da var Nepal'den gelen arkadaşlar çalışıyorlar. Ve oteldeki çoğu turist hep Çin'den gelmiş. Çinliler burada. Şöyle dışarıda çıkalım. Size biraz dışarısını göstereyim. Hava çok güzel. Hava inanılmaz güzel. Müthiş güzel bir hava var. Hatta bundan herhalde 1-2 hafta önce bir kar yağdı. Ondan sonra bakın karların parçaları burada duruyor. Bu araç da bizim araç arkadaşlar. Ben bunu kiraladım. Günlük Japonya'da bu tarz bir aracı 3000 küsür liraya kiralayabiliyorsunuz. Sienta. İlginç olan da dikkat edeceksiniz şimdi. Şöyle kapımızı açalım. Bakın burada direksiyon yok. Direksiyon sağda. Japonya'da trafik ters arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir hava var. Biraz kuru bir hava. Şeye benziyor bu hava. Böyle Ankara'da olur ya soğuklar. Ama o kadar soğuk değil. Böyle bir soğuk ama sizi dondurmuyor. Kuru bir hava. Gökyüzü masmavi. Ben de bunu çok istiyordum. Çünkü bu Fuji Dağı var ya. Onu görüntülemek istiyorum arkadaşlar sizler için. Hem de benim için de böyle bir hatıra olacak bu video. Sakin sakin anlatacağım sizlere. Oteli biraz size göstereyim isterseniz. Otelde şu şekilde. Otelin binası böyle arkadaşlar. Şu şekilde yapmışlar. İnsanlar aşağıda fotoğraf çekiliyor. Şimdi bu yoldan akacağız. Ve bu göl tarafına doğru gideceğiz. Dostlarım eşime kamerayı verdim. Sizlere biraz araç kullanırken görüntüler paylaşacağım. Etrafı göstermek istiyorum. Japonya çok farklı bir ülke arkadaşlar. Birinci videoda da hatırlıyorsunuz. Size anlatmaya çalıştım. Japonya'yı biraz size böyle daha yakından tanıtmak istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz bütün bu evler
hepsi depreme dayanıklı. Aynı zamanda altyapı o kadar güzel ki yollar, kaldırımlar, taşlar, her şey yerli yerinde. Minimal bir hayat var Japonya'da. Bunu zaten görüyorsunuz. Mesela çok böyle devasa araçlar görmüyorsunuz. Yolda ben o kadar araç kullanıyorum. Bir tane Rolls Royce gördüm. Hani böyle arada tamam Avrupa'yı arabalar da var ama insanlar genelde minimal, ufak, rahat kullanacakları araçları tercih ediyorlar. Mesela şöyle bir araç var altında. Valla 100 beygir girmedi nedir? Ufacık bir araç. Yani parası olan birçok insan bile bu tarz araçlarla ulaşımını sağlıyor. Oldukça güzel. İnsanlar saygılı. Ama şöyle de bir durum var Japonya'da. Çok fazla çalıştıkları için ve çok kurallı çalıştıkları için stres normal bir ülkeden daha fazla. O yüzden geçen şöyle biraz internete bakıyordum. 2022 senesinde Japonya'da 20 binden fazla insan intihar etmiş arkadaşlar. Mutlaka bunun sosyolojik başka sebepleri de vardır ama benim kendi gözlemlediğim kadarıyla insanlar burada çok yoğun çalışıyorlar ve hep kurallılar. Kural, kural, kural. Hep böyle bir saygı, 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 saygı. Böyle bir farklı bir yaşam anlayışı var. Zaten Japonlar böyle bir kültür içerisinde büyüdükleri için ileride çalıştıkları zaman işten çıktıkları andan itibaren hemen bir yere gidiyorlar. Oturuyorlar orada. Orada bir şeyler yiyip içmeye biraz böyle kafayı dağıtmaya başlıyorlar. Onu zaten buralarda da görebiliyorsunuz. Neyse yani bu ben böyle bir konunun dışına çıktım ama sizlere biraz da Japonya'daki kültür, buradaki toplum gözlemlerimi anlatmak istiyorum. Şu anda gideceğimiz yer Ashi Gölü. Şimdi az önce yolda gördüm. 13 derece diyor arkadaşlar. Hava gerçekten çok güzel. Yani bu kadar şanslıyız. İnanamıyorum. Çünkü bundan 1-2 hafta önce gelseydik donacaktık. Bu kadar rahat araç kullanamayacaktım. Buralar hep kar olacaktı. O yüzden şimdi böyle rahat rahat sakin sakin gideceğiz. Buradan da göle 10 kilometre mesafemiz var. 10 kilometre yaklaşık 20 dakika yapıyor. Hem biraz size etrafı göstereceğim. Hem de ben rahat rahat araba kullanacağım. Biraz anlatacağım. Bakalım bizi neler bekliyor. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar yolumuz devam ediyor. Size biraz manzara göstermek istedim. Ben araç kullanıyorum. Bakamayacağım kameraya. Sol tarafta kar var. Hala duruyor. Bakın şu tarafta çok güzel manzaralar var. Hava gerçekten çok güzel ya. Yerde biraz kar parçalarını görebiliyorsunuz. Trafik de çok sakin akıyor. Ben de böyle yavaş yavaş kullanıyorum aracı. Size de biraz ortamı göstermeye çalışıyorum. Dostlarım tam şu ağaçların arkasında Fuji Dağı çıktı ama göremeyeceksiniz galiba. Biraz saklı şu arkada bir yerlerde. Arkadaşlarım çok güzel bir yere geldik. Kalabalık. Aracımızı park ettik. Biraz size Japonya'daki araçları göstereyim. Bakın bu tarz ufak küçücük böyle minik araçlar var. Bu ne marka bakayım? Ha, Nissan'mış. Bir de şurada bu ne? Subaru. Bakın bir de Subaru'nun şöyle bir modeli var. Çok ufak hemen yanında bir tane yine Nissan. Küçük küçük araçlar var. Yani hepsi çoğunluğu şey Japon arabaları. Arada görüyorum Alman arabaları falan. Ama ağırlıklı Japon. Yine geldik bakalım nereye şimdi. Şu anda gelmiş olduğumuz yer arkadaşlar biraz tapınağı andırıyor. Bu tarz yerlere İngilizce'de shrine deniyor arkadaşlar. Bir nevi tapınak gibi ama bunlar Shinto dinine aitmiş. Yani Shinto dinine göre kutsal sayılan yerler. Japonya'da çok fazla görebilirsiniz. Zaten bir kapıyı andırıyor. İnsanlar hep bu kapıların içinden geçerek farklı yerlere gidiyorlar. Burası da çok güzel bir tane alan. Ben zaten nerede olduğumuzu hep böyle isimleri falan size aşağıda yazacağım. Yalnız burada öyle büyük ağaçlar var ki arkadaşlar. Yemin ediyorum insan şaşırıyor ve bakın halatla bağlamışlar. Görüyor musunuz? Devasa bir ağaç. Kim bilir kaç yüz yaşındadır. Ve onlarca var yani. Bakın komple burası hep bu tarz ağaçlarla dolu. Japonların bu doğayla olan bağlantıları çok güçlü. Aşağıda da başka bir tane yine kapı var. Bu Shinto kapısı. Oraya da gideceğiz birazdan ama önce bu ana kapıdan gidelim bakalım yukarıda neler var. Arkadaşlar buradaki çeşme ellerinizi yıkamak için ama aynı zamanda da bu tapınağa girmeden önce ellerinizi yıkıyorsunuz. Şans getirdiğine inanılıyormuş. Bütün Shinto tapınaklarının kenarında bunlardan bulunuyormuş arkadaşlar. Şimdi biz elimizi yıkadık ama su buz gibiydi. Elim dondu. Elimi hissetmiyorum şu anda. Yavaştan yavaştan içeri doğru girelim. Japon tarihinde bir yolculuğa çıktık arkadaşlar. Adım adım efsanevi bir yere gidiyoruz. Ben de meraklıyım. Bakın burada da bir tane tapınak var. Yine aynı şekilde bu Shinto kapısı. Görüyor musunuz? Zaten Japonya'nın simgelerinden bir tanesi bu.
Şinto tapınakları. Bizim çocuklar da tam bir örnek giymişler. Sincap gibi ağaçların arasında koşturuyorlar. Bu videoyu çektiğim gün arkadaşlar 14 Şubat. Siz tabi geç izleyeceksiniz. Ama hepinizin sevgiler yine kutlu olsun. Arkadaşlar film seti gibi bir yere geldik. Dağın içinde adamlar tapınak yapmışlar. Bakın az önceki çeşme vardı ya. O çeşmenin bir benzerinden burada da var. Yemin ederim samuray filmi çekseniz şurada çekeceksiniz. Diyecekler ki abi bu seti nereden buldun? Diyeceksin ya ne seti? Zaten adamlar burada yapmışlar tapınağı. Çok güzel ya. Vallahi YouTube'da bu tarz bir içerik denk gelmez arkadaşlar. Backpacker'lar bu taraflara pek gelmiyorlardı diye tahmin ediyorum. O yüzden sizler için de güzel bir an oldu. Bu taraflara gelip gelmeyeceğinizi bilemiyorum. Umarım yolunuz düşer ama düşmezse de benim sayemde, benim aracılığımla umarım buraları tanırsınız. Eğer 2 hafta önce gelseydik burası bembeyaz kar içinde olacaktı. O zaman da inanılmaz güzel olur ama yolda biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü yol bazen böyle kavisli oluyor. Çok stabil bir yol değil. Biraz tehlikeli olabilir. Şimdi tapınağın içine girelim. Evet arkadaşlar tapınak burası. Bakın görüyor musunuz? Vay diyorlar. Bakın burada yine ejderha motifleri var. Biraz Çin kültürünü andırıyor ama bu kırmızı renkler yani Çin tapınaklarında da var ama burada ağır renk yani. Burada tek renk şey kırmızı. Tayvan'daki tapınaklar Çin tapınağı. Daha renkli. Farklı farklı böyle içinde Çin efsanelerinin resimleri falan var. Bunlar biraz daha sade yapmışlar. Tek renk ağırlıklı. İçerisi o kadar böyle fazla canlı renklere sahip değil. Ama çok güzel duruyor. Çok güzel. Bakın buraya gelen insanlar dilekler dileyip bu yere böyle asmışlar. Şurada bakalım. Mesela ne yazıyor? Yine Çince yazanlar var. Çok fazla Çince yazan var. Farklı dillerden de olanlar bakacağım. Ha, İngilizce yazanlar var. Bizim çocuklar işi gücü karların tepesinde oynamak. Ya bir şey söyleyeceğim bak. Birazdan kafa üstü buraya çakılacaksınız. Ondan sonra göreceğiz günümüzü. Çocuklarla gezmek böyle arkadaşlar. Dünyanın en güzel yerine de gelseniz, dünyada bir tane kalmış olan tarihi bir alana da gelseniz çocukların işi gücü oyun arkadaşlar. Oh! Biri benimle fotoğraf çekilmek istiyor. Tayvanlı dostlar. Hadi bakalım fotoğraf çekelim. Efsanevi noktaya gidiyoruz arkadaşlar. Bu aşağıdaki nokta da çok önemli bir yer. İnsanlar buraya geliyorlar ve fotoğraf çekiliyorlar. Anam burada sıra var. Hem de bayağı bir sıra var. Öyle hemen çat diye fotoğraf çekilemiyorsunuz. Bakın ta şuraya kadar gidiyor sıra. Bir 10 dakika bekleyeceğiz galiba. Later. Arkadaşlar siz tabi fark etmiyorsunuz. Ben burada bayağıdır sıra bekliyorum. 20 dakika oldu. Sıra ilerliyor ama ya karınca gibi böyle. Karınca da değil ya. Karınca gene iyi. Kaplumbağa. Yanlış söyledim. Karınca hızlı gidiyor. Kaplumbağadan hallice. Bekliyoruz. Millet orada artık sıraya geçip kaç tane fotoğraf çekiyor anlamadım. 1-2 tane çekip çıkman lazım halbuki. Ne yapıyorlar orada? Düğün fotoğrafını çekiyorlar. Bakın görüyorsunuz arka taraf şurası. Sol taraf burası. Millet bekliyor. Bu taraftan da ben de size etrafı göstereyim. Arkamda da bu Aşı Gölü. Çok güzel. Hemen arka tarafta Fuji Dağı var ama Fuji Dağı'nı daha göremiyoruz. O Fuji Dağı'na zaten yarın gideceğiz. Biraz böyle kenarlardan girmeye çalışacağım. Burada bir tane alan buldum. Bakalım ne var. İşte burası. Bu kapıda fotoğraf çekeceğiz. Ama sıra devasa. Bu arada biraz size gölü göstereceğim yakın mesafeden. Bu göl arkadaşlar en derin yeri 40-43 metre civarındaymış. Ortalama 15 metre derinliğe sahip. Ve kar sularıyla beslendiği için göl çok soğukmuş. O yüzden kesinlikle girmeyin, yüzmeyin. Kalp krizi geçirip ölürsünüz diyorlar. O kadar da soğukmuş yani. More moments later. Arkadaş bunlar nasıl fotoğraf çekiyorlar ben anlamadım ya.
Hani bokunu çıkarmak vardır derler ya, öyle bir durumdayız arkadaşlar. İşte şurası, şurada fotoğraf çekeceğiz. Arkayı görüyorsunuz. Millet sıraya giriyor ama ondan sonra buraya geliyor, artık şov mu yapıyor, ne yapıyor? Bekliyoruz arkadaşlar yakın. 10 tane fotoğraf çekecekler herhalde. Bir kişi 10 tane fotoğraf çekilirse ben ayvayı yedim, burada bir saat bekleyeceğiz. Yalnız güzel mekan. Hani gerçekten de fotoğraf çekilmek gerekiyor. Ama bekleyeceğiz. 5 minutes later. Bakın arkadaşlar, önce boş çekiyorlar, tamam mı? Bak, boş çekti. Şimdi içeri giriyor kamerayla. Aşağı kadar yürüyor. Arkasından onu o çekiyor. O onu çekiyor. Ondan sonra bak, hala çekmedi. Bak bak bak, hala gidiyor. Görüyor musun? Kamerayla gidiyor hala. Oğlum delirdiniz mi siz? Ne yaptınız ya? Bak bu amcayı ben var ya, alnından öperim. Helal olsun. En güzeli kenardan geldi, çekti, bitti. Akıllı adam ya. Vallahi akıllı adam. Hiç beklemedi. En güzelini yaptı. Arkadaşlar ben bu kadar sıra beklemem. Bir saati geçecek. Kafayı yedim. Bak şimdi gideceğim oraya, tamam mı? Bu amcalar gibi kenardan çekileceğim. En güzeli abi. Suyun içine kadar da girmeyelim bari. Ne gerek var ya? Bak şimdi amcalar helal olsun. Bak bunlar Türk işi arkadaşlar. Ben severim öyle şeyleri. Kenardan hızlıca tak 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 fotoğraflarını çekip gidiyorlar. Ta içeri girmeye hiç gerek yok. Bak şimdi bizim çocuklar gelsinler. Ben hatunla beraber bir fotoğraf alayım. Rine olay değil. Taktik şu arkadaşlar. Birisi fotoğraf çekilmeyi bitiriyor ya. Gelirken o arada bir boşluk oluşuyor. O arada girip fotoğrafı çekip çıkacaksınız arkadaşlar. Yoksa orada öyle beklemeye hiç gerek yok. 2 saat burada zaman geçer. Soğuk biraz da, yani çok soğuk değil ama üşümeye başladım. Arkadaşlar 3-5 tane fotoğraf çektim. Şöyle size göstermeye çalışayım kameradan. Bakalım görebilecek misiniz? Görüyor musunuz? Bir tane şöyle boş aldım. Gayet güzel. Ondan sonra eşimle beraber böyle bir tane aldım selfie. O da güzeldi. Sonra kendim bir tane şöyle bir tane aldım arkadaşlar. Yine selfie. O da işimize yarar. Ondan sonra bakın bakın arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız fotoğraflar çektim. Bakın. Yoksa bir saat beklemeye ne gerek var? Aldım fotoğrafları. Bir tane de kendimi aldım arkadaşlar şöyle. Tamam ya. Ne gerek var kasmaya? Bak şimdi bunlar bekleyecekler 2 saat. Hiç gerek yok arkadaşlar. Biz buradan kaçalım. Tam arabaya bindik, yola çıkacağız arkadaşlar. Bir tane Japon kızın köpeğini gördü bizim ufaklık. Onunla oynuyor. Miro-chan. 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 İsmi Miro-chan'mış kızım. Miro-chan. Hello. Oh, kawaii. Sikoi. Later. Dostlarım, az önceki mekanın hemen yakınlarında bir tane daha bir alan var. Oraya geldik. Ve şu anda tam karşımda size Fuji Dağı'nı göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Fuji Dağı'nın ucunu buradan görebiliyoruz. Bu noktaya da biraz gezeceğiz. Bakalım burada neler var. Bugün burası biraz bakımda. Olsun, olduğu kadar. Şimdi göl kenarına ineceğim. Biraz göl kenarını size göstereceğim. Yalnız bugün burası biraz hayal kırıklığı oldu. Çünkü çok boş. Bakım falan olduğu için. Ama ona rağmen yine de bir nokta var. Orayı gezmek istiyoruz. Şurada bir tane hayvanlarla oynayacağınız bir yer var. Hayvanat bahçesi diyeceğim ama hayvanat bahçesi de değil. Sanırım içinde hayvanlar var. Bizde de 2 tane çocuk olduğu için onları eğlendirmenin herhalde yegane yolu orasıdır. Şöyle bir nehir kıyısına gelelim. Bakalım nehir kıyısında neler var arkadaşlar. Burası eğer bakımda olmasaydı arkadaşlar bayağı bir eğlenebilirdik diye tahmin ediyorum. Burada botlar olurdu. Belki bot kiralardık. Bakın arkadaşlar, Fuji Dağı'nın burada çok ucunu görebiliyorsunuz. Ağaçların arkasında kaldı. Dostlarım, az önce şu iskelenin orada sordum. Tekne varmış. Tekne turu yapabiliyorsunuz. Bizim istediğimiz saat 2 biraz geçtikten sonra. Çünkü çocuklar önce hayvanları görmek istiyorlar. O yüzden biraz hayvanlara bakacağız. Onları da zaman geçireceğiz. Daha sonra çıkıp tekne turu yapacağız. Tekne turunu ben çok merak ediyorum. Çünkü tekneden tahminimce Fuji Dağı'nı daha net görebiliriz. Öyle bir açı yakalamaya çalışacağız. Bu arada bu zu 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 yazıyor. Tam da onun önündeyim. Bakalım bu zu dedikleri yer nasıl bir şeymiş. Arkadaşlar mekana girdik. İçerisi duyuyorsunuz sesleri. Köpekler var şu tarafta. Görüyor musunuz? Şurada köpekler var arkadaşlar. Ama bayağı çok farklı farklı köpekler var. Ufak minik köpekler, bizim çocuklar sever. Bu tarafta da arkadaşlar domuzlar var. Tam önümde tavşanlar var. Burası ilginç bir yer olmuş. Tam bizim çocukların aradığı şey yani. Neyse girdik buraya. Kişi başı büyükler 250 lira ödüyor. Küçükler de 200 lira civarında. Ata falan da biniyorsunuz. At da yine 100-150 lira bir şey. Neyse anlayacağınız, biz burada biraz zaman geçireceğiz. Bayağı böyle yani beni bile meraklandırdı. Bakalım çocuklar şimdi neler yaşayacaklar. Burada kirpi var. Görüyor musunuz kirpiyi? Oo, burada kaplumbağalar var ama devasa. Anam anam, benden ağırdır bunlar ha. Şuraya bakın. Bunlar ne böyle? Hamster mı bunlar ya? Şey diyorlar bunlara da. Giyana pitleri falan diyorlar ya buna.
Ornar var. Böyle tavşanlar kocaman. Aa, lama var arkadaşlar. Lan tükürmesin. Bakın burada pelikan var. Dur dur. Gözüne dikkat edin babacığım, sokmasın. Lama. Bakın burada domuz var. Oo, burada merkatlar var. Bakın bunları bilirsiniz Madagaskar filminden. Burada bir tane maymun var. Vay, burada bir tane yılan var arkadaşlar. Bizim çocuklar havuç alıyorlar. Şey besleyecekler galiba bu lamayı. İnci ne oldu, beğendin mi? Evet ama çok iyiydi. Çok mu iyiydi? Nasıl gidiyor ya öyle kadar? İnci'nin arayıp da bulamayacağı şey arkadaşlar. İnci böyle hayvanları acayip seviyor. Ben ona bazen şey diyorum. Sen büyüdüğün zaman hayvanat bahçesi çalışırsın kızım diyorum. Yani bu kadar hayvan sevgisi. Onu ancak hayvanat bahçesi paklar. Sevsin ya böyle şeyler sevsin. Aa, buradaki hayvanların ya onların da durumu. Buradaki hayvanların durumu da sıkıntılı ya. Böyle kapatmışlar. Kawaii. Ne oldu kızım, beğendin mi? Tam uyumayan bir şey bu. Aa, kuş bak bak. Baykuş. Burada baykuş varmış, ben bunu görmedim ya. Bakın arkadaşlar baykuş var ve boynunu ta 180 derece çevirmiş. Ne o? Baykuş. Evet, baykuş kız. İnci baykuş kız diyor. Baykuş kız da pijama askerler çizgi filmdeki bir tane karakter arkadaşlar. Kesiyor kızım, evet evet hocam. Ay, çok tatlı mı? Çok acıktı. Acıktı mı? Geldi bak, seni çok sevdi. Seni çok sevdi. Arkadaşlar köpeklerin dinlenme saati vardı 1 ile 1.5 arasında. O bitti. Bizim İnci hemen diyor ki baba diyor içeri girelim diyor. Ben biraz böyle zırlamaya başladı. Onu şimdi köpeklerin yanına sokacağım. Gel 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 gel. Gel köpeklere girelim gel. Sen köpekleri mi görmek istiyorsun? Gel hadi gel bakayım. Gir içeri. Şuradan gir. Gel bak, hepsi seni bekliyor. Gir. Yes kızım, yes. Hadi bakalım. Al kızım bir tanesini, al sev. Sev kızım, bak sev. Sev. Ben İnci'yi buraya bıraksam, tamam mı? Desem ki kızım sen burada kal, ben seni yarın alacağım, tamam der. Normalde bir tane köpek gördüğü zaman kafayı yiyor, çıldırıyordu. Bugün burada valla saymadım ama herhalde 10-15 tane köpek var. Şimdi birini alacak, ötekini sevecek. Hepsi sevecek ve güzel de ortam. Hani hayvanlara iyi bakıyorlar belli. Valla bizim kız şimdi burada çok mutlu olacak. Ben de o anları sizle paylaşacağım. Sarıl kızım, sarıl. Ay ne kadar tatlı. Tatlı, sevdin mi o köpeği? Anlat bakalım biraz. Çok şirin. Çok şirin değil mi? Ben şimdi senin fotoğrafını çekeceğim, tamam mı? İnsanlar diyecek ki bu cicikler, bu kızcık köpekleri çok seviyor. Bak bakayım babaya. Ben onun köpek ve ayağımla arıyorum. Ayaklarının altından geçiyorlar köpekler. Adı ne acaba köpeğin? Çok tatlı ya. Bilmiyorum. Anne söyle. Ben bilmiyorum ismini. Çok tatlı ya. Kimin köpeği? Benim. Senin mi? Götürelim mi onu hayvana? Ama onun. He? Başkanım. Sorarız, belki bize verirler. Götürürüz hayvanı, ister misin? Oh. Sana verirlerse ister misin? Evet. Ama Türkiye'den zaten bir kedi alacağız. Evet, kedi ben sana bulacağım ki Türkiye'den. Bizim çocuklar hayvanları çok seviyorlar. Fakat benim de şöyle bir durumum var. Ben kedi, köpek, hayvan satın almasını sevmiyorum arkadaşlar. Yani parayla verip de hayvan almayı sevmiyorum. Buna da karşıyım. O yüzden çocuklara şöyle dedim. Dedim ki bakın bunlar satılan şeyler değil. Yani satılmaması gereken şeyler. Size ben kedi alırım ama sahiplenirim dedim. Eşim de dedi ki sahipleniriz belki. Türkiye'den bir tane Van kedisi diye konuştuk. Eğer şartlar uygun olursa Tayvan'daki kanunlara da kurallara da bakacağım. Bir tane sahipleneceğiz. Hem o yavrunun bir ailesi olur. Hem de bizim çocuklar onunla beraber büyürler. Güzel bir anı olur, hatıra olur diye. Türkiye'den bir tane Van kedisi sahiplenmeyi düşünüyorum. Yazın kısmetse Türkiye'ye geldiğim zaman bunu araştırmasını yapacağım. Yani niyetim öyle bir tane çocukları kedi alıp onları sahiplendirmek, daha sonra mutlu olsunlar.
One hour later. Arkadaşlar mekandan çıktık. Çocuklar güzel zaman geçirdiler. Hatta fazla fazla kaldık orada. Normalde tekneye binecektik. Size biraz tekneyi falan gösterecektim. Tekne turu yani. Gölde. Ama çocuklar istemediler. Dediler ki biz köpekleri çok sevdik. Köpeklerle oynamak istiyoruz. İyi dedim o zaman. Köpeklerle oynayın. Neyse köpeklerle oynadılar, oynadılar, oynadılar. Sonra mekandan ayrıldık. Ya şu arkada da Fuji. Arkadaşlar Fuji daha var. Ama size orayı bir türlü gösteremedim. Artık ben drone görüntüsü falan bulacağım. Aralara atacağım. Siz Fuji Dağı'nı güzelce göreceksiniz. Japonlar da çalışıyor ya. Bugün tam böyle çalışma zamanına denk geldiğimiz için burada yeteri kadar eğlenemedik. Ama yine de yeterli ya. Çocuklar için yeterli. Bizim için de olduğu kadar ya. Havayı ben çok sevdim. Ortamı çok sevdim. Şansımız olsaydı bu en azından şu kablolu teleferik var ya. Teleferiğe binip teleferikle gezerdik. Allah Allah. Bakın bak ben bir şey fark ettim ya. Allah tam çıkarken bir şey fark ettim arkadaşlar. Normalde videoyu kapatacaktık ama bakın ne fark ettim görüyor musunuz? Şimdi burada çocuklar kızak yapıyorlarmış ya. Tamam bizim çocuklar burada eğlenirler. Videonun son kısmında bu kızakları ayıralım. Görüyor musunuz burada kızak var arkadaşlar. Az önce ben burayı görmedim. Şimdi burada çocuklar biraz oynarlar. Of 10 numara 5 yıldız oyun olur. Çocukların kıyafetleri uygun olmadığı için buradan kıyafet kiraladık. Neden? Çünkü içeri şu kıyafetlerle girerlerse ıslanacak, perişan olacağız. Bundan sonra diğer noktaya gideceğiz. O yüzden kıyafetler önemli. Biz buradan kıyafet kiraladık. Eldiven de satın aldık. Toplam arkadaşlar ne verdik ya? Yani 1000 lira falan para verdik. Yani iki çocuk burada 2000 liraya oynayacaklar. Biz kendimiz girmiyoruz. Eğer biz girseydik bizim için de para vermemiz gerekecekti. Anlayacağınız böyle bir fiyatlandırması var. Gelin bakalım. Oh, şimdi burası kayar var ya. Kar da sert ha. Şimdi 2 hafta önce burada kar yağdı demiştim ya. O zaman büyük ihtimalle her yer böyle bembeyaz olduğu için daha bir eğlenceli olur. Fakat burada bir kısım kar duruyor. Bir de şöyle yapıyorlar arkadaşlar. Çevredeki karları topluyorlar. Buraya getiriyorlar. Hani oradaki karlar da boşa gitmesin diye. Buradaki karlar biraz daha duracak. Herhalde bu 3-5 gün daha durur tahminimce. Ondan sonra kar yağmazsa yavaş yavaş erir gibime geliyor. Çünkü şu anda hava çok soğuk değil. 12 derece falan. Güzel ya. Bu da güzel. Yani çocuklar böyle bir etkinlik de buldular. Eğlensinler. Zaman geçirsinler bakalım. Hop gitti. Ekim gitti. Eyvah. İnci yerlere düştü. Buraya gelmiştik. Yani Japonya'ya gelmiştik. Kuzeyine. Hokkaido'ya gitmiştik o zaman. Bir kar yağmıştı. Bir kar yağmıştı. Ben onların görüntülerini falan da buraya atayım isterseniz birazını. Ya böyle bir şey yok. O kar, kış, kıyamet, ben perişan oldum. O zaman benim Türkçe kanalım yoktu. Ben görüntüler falan çektim. O şeye attım onları ben. Çince diğer kanala attım. Biraz görüntüleri size paylaşırım. Görürsünüz. Acayip bir yani o zamanlar çok güzeldi. Böyle tamam kardayız biraz tehlike var. O yoğunluk falan. Japonya kış tatili için mükemmel bir yer. Mükemmel yani. Gerçekten mükemmel bir yer. Tayvanlılar Japonya'ya akın akın geliyorlar arkadaşlar. Özellikle bu en kuzey var ya bu Hokkaido dediğimiz yer. Orada bir tane şehir var. Sapporo diye. Bir de Sapporo birası vardır. O çok ünlüdür. O bölge bir sürü kayak merkezi var. Onun dışında eğer o kadar kuzeye gitmezseniz Tokyo civarlarında da kayak merkezleri var. Ama yanlış hatırlamıyorsam 3 saat 4 saat bir yolculuk yapmanız gerekiyor araçla veya Japonların çok hızlı trenleri var. Onlarla da bir 2 saat falan sürüyormuş tahmin ediyorum. Eşim öyle söylemişti. Yani anlayacağınız kış aylarında Japonya inanılmaz derecede eğlence vaat ediyor. Ama bu sene biz kar dedik istemeyelim. Bu sene kar yapmayalım. Böyle dedik çocuklar gelsinler. Tokyo çevresini gezelim. İyi de oldu. Kar kısmını artık inşallah seneye ya da bir gün kısmet olursa Türkiye'de yaparız. Evet gene gitti. İnci gene gitti. İnci gene gitti. Hoppa. Oh. Harika oldu ya. Burayı ben nasıl görmedim ya az önce. Ben burayı az önce nasıl görmedim. Hiç fark etmedim. Girdik buraya bodoslama. İnci nasıl beğendin mi? Çok beğendim. Güzel mi? Neden beğenmedin ya? Düşüyorsun sen bilerek düşüyorsun ama. Kay bir daha göreyim nasıl geleceksin. Hadi bak çekeceğim şimdi seni çekeceğim. Tamam mı? Hazır mısın? Hadi bakalım en güzel seni çekeceğim. İtireyim mi arkadan? Daha hızlı gidersin ama. Tamam o zaman kendi yap. 1, 2, hadi. Çekiyorum. 1, 2, 3, haydi.
Gel Ekim. Tut o ipi. Tuttun mu? İtiriyorum. Hazır mısın? Evet. Hazır yapma. Tamam. Bir. İki. Gidiyorsun. Üç. Güzel. Yine mi düştün? Düştüğün için mi kızıyorsun? O kadar olur, o kadar olur. Karda oynuyorsun, o kadar olur. Ben de küçükken düşüyordum çok. Karda oynarken düşürdü kızım. Bir. Haydi. Çok iyi ya. Arkadaşlar Allah'tan o kıyafetleri kiralamışız. Yoksa burada kaya kaya üstünüz o kadar ıslanır ki çocuklar perişan olurdu. Dostlarım bugünkü video buraya kadar olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yeni videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Umarım bir gün yolunuz Tokyo'ya, Japonya'ya düşer, buraları gezersiniz. Thank you.